Lakşi'ye sen delirdin. Kimin delirdiğini az sonra görürsün sen. Gel bakalım. Seni seviyorum. Benim yüzümden başına kötü şeyler geldi. Hepsi için senden çok özür diliyorum. Aşağı gel. Ne oldu? Neden yanlış bir şey yapmışım gibi beni aşağı indirdiniz? Neden bana bakıyorsunuz? Ne yaptım ben? Regine, ne oldu sana? İyi misin? Amca ben... Bu bileklik senin mi? Evet. İyi de ne yaptım ben? Yaptıkların yüzünden babam sana sadece tokat attı. Eğer ben olsaydım seni öldürürdüm. İyi de ne yaptım ben? Söylesin biri artık. Regine için nasıl böyle bir şey aklından geçer senin? Sen onun iffetine göz dikmeye çalıştın. Bana bunu nasıl yapabildin Sanskar? Kes saçmalamayı Regine. Hayır. Bu kız yalan söylüyor. Benim oğlum bunu yapmaz. Sanskar, bana bunu neden yaptın? Yalanlarınla aileyi inandıramadığın için bana böyle aşağılık... Regine kes sesini. Bu yalan söylüyor. Yaptığımı söylediğiniz şeyi ben düşünmem bile. Bu nasıl ucuz bir iftira? Yani ben mi yalan söylüyorum? Tabii ki. Yalan söylüyorsun. Amca hepiniz biliyorsunuz. Sarhoş olduğuma siz de şahittiniz. Ayakta bile duramıyordum ben. İnsanlar sarhoşken böyle şeyler yapabilirler. Ama ben hiçbir şey yapmadım Lakşi'ye. Aşağı Lakşi'ye ile birlikte indim. Kes sesini Sanskar. Söylediklerini kanıtlamak için bir delilin var mı? Yaptığını kabul etsen iyi olur. Çünkü bilekliğini mutfakta buldum. Düşmüştür belki orada. Bir dakika. Nasıl ha? Nasıl? Senin bilekliğin nasıl mutfakta düşecek? Sarhoş bir şekilde eve geldiğinde mi? Bilekliğimin nasıl oraya gittiğini bilmiyorum, tamam mı? Amca. Anne, baba, anne lütfen söylediklerime inanın. Ben böyle bir şey nasıl yapabilirim? Ben bu evin oğlu değil mi? Gerçekten ben böyle bir şey yapar mıyım? Bana hiç inancın kalmadı. Bunlara gerçekten inanıyor musun amca? Neden kimse konuşmuyor? Anne. Sen de mi bana inanmıyorsun? Size yalan söylediğimi mi düşünüyorsun? Senin Sanskar'ın böyle bir şey yapabilir mi? Lütfen bana inan anne. Ben yanlış bir şey yapmadım. Deliller seni gösteriyor Sanskar. Bu bir yanlış anlama abi. Bilekliğimin mutfakta olması benim onu... Bu kız herkese yalan söylüyor.
Evet, sarhoş halde büyük bir olay çıkarttım. Ben bunu kabul ediyorum. Size hakkımdaki her şeyi anlattım. Ragini'nin yalanlarını da anlattım. Yeter Sanskar! Ragini'nin yalanı değil, o senin yalanındı bir kere. Ama siz bana inanmamışsınız. Bu kadar aşağılık bir şey yapacağımı göstermez. Sen neden susuyorsun? Konuşmayacak mısın? Ragini'nin yalan söylediğini biliyorsun. Eğer sen de bana inanmıyorsan... Kes şu oyunu, anladın mı? Şu oyunu, anladın mı? Tabii. Sen onun tarafındasın. Çünkü onun ortağısın. Evet Lakşya. Sanskar'ın ortağıyım. Ve ona inancım tam. Svara, Ragini senin kardeşin ve başına kötü bir şey geldi ama yine de... Biliyorum yenge. Ragini benim kardeşim ve hep öyle kalacak. Kardeşim olmasının yanı sıra o bir kadın. Bunun ne kadar hassas bir konu olduğunu çok iyi biliyorum. Ama bu inandığım şeyi değiştirmez. Ve ben Sanskar'a sonuna kadar inanıyorum. Ve onun böyle bir şey yapmayı düşünmeyeceğinden de eminim. Svara sen... Daha lafımı bitirmedim Lakşya. Amca, Sanskar az önce bütün yaptıklarını itiraf etti. Bütün hatalarını kabul etti. Siz de biliyorsunuz. Hatalarını kabul etmek herkesin yapabileceği bir şey değildir. O zaman şunu düşünün. Bunun üstüne neden herkesin gözünden düşeceği bir şey yapsın ki o? Çünkü beni yalancı çıkaramadı. Ve kimse onun söylediklerine inanmadı. Peki bunu yapmasının Sanskar'a faydası ne? Ayrıca az önce yengeme Sanskar'ın bunu yapamayacağını söylemiştin. Peki ne oldu da hemen fikrini değiştiriverdin? Senin dediklerine neden inanalım peki? Biz senin suçlamalarına neden inanalım peki Lakşya? Ragini'nin doğru söylediği ne belli? Sanskar! Bugün seni mahvedeceğim. Çekil yolundan. Baba lütfen bir kere olsun beni dinle. Neden dinleyeyim seni? Neden? Bana baba diyorsun. Ona kardeşim diyorsun. Kardeşine bu kötülüğü yapan adamın neden hala yanındasın peki? Eğer sen aileni umursamıyorsan ben neden seni umursayayım ki? Çekil şuradan. Baba dur. Ona elini kaldırarak kendi elini kirletme sakın. Polis çağıracağım. Onlar halleder. Evet. Polis çağırın. Böyle insanları hapse atmaları gerek. Hayır Lakşya. Polisi aramana gerek yok Lakşya.
Ben Sanskar'ın masum olduğunu biliyorum. Ve size bunu kanıtlayabilirim. Sıvara, sen hiçbir şey kanıtlayamazsın. Herkes Sanskar'ın yaptıklarını gördü. Ne gördünüz Lakşı? Bilekliğini mutfakta bulduk. Ne olmuş yani? Ragini kaçırıldığı zaman videoyu senin çektiğin de ortadaydı. Ragini'yi sen mi kaçırdın peki? Ne söylemek istiyorsan açıkça söyle. Lakşı'ya. Birkaç ay önce sen de suçlanmıştın. Sen ve benim... videomuz yüzünden. Ragini kaçırıldığı için yani. Yeter teyze, yeter. Bir kere beni dinlesenize. Ragini'yi kaçıran kişi ben değilim. Neler olduğunu hiç anlamıyorum. Bu ikisi seni kullanıyorlar kızım. Herkes bunu senin yaptığını düşünmüştü, hatırladın mı? Sıvara doğru söylüyor Lakşı. Çarmış'ta sen sussan çok daha iyi olacak. Bırak konuşsun Şekar. Konuşacak tabii. Çünkü Sıvara onun öz kızı. Ragini'nin ise sadece sözde annesi o. Neden böyle söylüyorsun? Annemle ben Ragini'ye yalancı demiyoruz. Sadece Ragini'nin bunu yanlış anladığını söylemeye çalışıyoruz. Çünkü Sanskar böyle bir şey yapmadı. Lakşı, eğer o zaman ben seni kurtarmış olmasaydım, ben sana inanmamış olsaydım, baban sana zaman kazandırmamış olsaydı, bugün hala hapiste olurdun. Kes saçmalamayı. Kendi hatalarını örtmek için bir günde 1000 yalan söylersin sen. O zaman işler farklıydı Sıvara. Bugün sen haddini iyice aştın. Bugün onun Ragini'yi öldürmeye çalıştığını sen de gördün. Baba, Sanskar bunu yaptığını inkar etmiyor zaten. Ama bütün olanlar karanlıkta oldu. Ragini saldıranın yüzünü göremediğini söyledi. O zaman Sanskar'ın yaptığını nasıl iddia edebiliyor? Yanlış anlamış olması mümkün. Ve o bilekliğe gelince... o hiçbir şey kanıtlamaz. Amca, lütfen bana bir şans verin. Sanskar'ın masum olduğunu size kanıtlayacağım. Peki. Prensat, bunu nasıl söyleyebilirsiniz? Bir dakika efendim. Daha konuşmamı bitirmedim. Sanskar'ın bugün bir sürü hata yaptığını kabul ediyorum. Ama bugün suçlandığı şeyi kanıtlamak için sağlam bir delil ortaya sürülmedi. Sıvara. Sana yarın sabaha kadar süre veriyorum. Sanskar'ın masum olduğunu kanıtlayacaksın. Eğer yarın sabaha kadar bunu kanıtlayamazsan... Buna hiç gerek olmayacak amca. Çünkü ben Sanskar'ın masum olduğunu biliyorum. Bay Durga Prasat. Sıvara hiçbir şey kanıtlayamaz. Biz
Hepimiz buradaydık. Eğer ortaya sahte dili çıkarmaya çalışırlarsa cezalarını ben veririm. Evet Sıvara, işte o zaman işler farklıydı. Sen öyle bir şey yapmayacağımı bildiğin için... Lakşia, bugün de Sanskar'ın masum olduğunu biliyorum ben. Peki. Yarın sabaha kadar zamanın var. Yarın sabah geleceğim. Ve seni hapse kendim götüreceğim. Elimden kaçamazsın. Gel anne. Bayan Annapurna, sakıncası yoksa ben akşam torunumun yanında kalabilir miyim? Anne, hiç merak etme sen. Sanskar'a bir şey olmayacak. Siz onu içeri götürün. Peki, gel. Anne, sen bütün bunların olduğunu nasıl öğrendin? Yanlışlıkla anneanneni aramışsın. Her şeyi duymuş. Ve o bana anlatırken de Şekar'la babaannen duydu. Çok korkuyorum kızım. Hepsi benim hatam. Anne. Ben bir anne olarak... Nasıl bu kadar bencil olabilirim? Kendi evliliğimi kurtarmak için. Sindur bir kadın için kocasının sembolüdür. Alnına sindur sürdüğünde kocasıyla yeni bir hayata başlar. Ama sen bunu mecburiyetten sürdün. Gerçek böyledir işte. Hangi yoldan gidersen git fark etmez. Ben bunların hepsini iyi bir amaç için yapıyorum. Görürsün. Sonuçları da iyi olacak. Akşama gelince... Sanskar'ın biraz yoldan şaştığını kabul ediyorum. Yanlış yola girmişti. Ama o artık değişti. Ona atılan iftiralarla tuzağa düşürülüyor. Ve ben kimsenin ailemin şerefiyle oynamasına izin veremem anne. Ama ben düzelteceğim. Anne.
affedersin, istemeden konuşmanızı duydum. Sindur yüzünden hala utanıyorum anne. Ama o sırada aklıma başka bir şey gelmedi. Bu yüzden de alnına sindur sürdüm. Ama söz veriyorum. Svara'nın hayatını asla berbat etmeyeceğim. Seni seviyorum Svara. Teşekkür ederim Svara. Bana inandığın için. Umarım Ragini'nin yanlış anlaması... Ragini bir şeyi yanlış anlamadı Sanskar. Anne, Ragini yalan söylüyor. On numara yapıyor. Şona, bunu nasıl söyleyebilirsin? Hiçbir kadın iffetiyle... Evet anne, şaşırtıcı olduğunu biliyorum. Ama gerçek bu. Evet Bayan Şarmış'ta. Svara doğru söylüyor. Ragini herkese yalan söyledi. Beni sürekli tehdit ediyor. Bugün Sanskar'ı kurtardım. Ama bir daha Lakşa'yla arama girerse eğer... ona öyle bir iftira atarım ki... kimse bir daha onu kurtarmayı başaramaz. Anne? Bugün de dediği şeyi yaptı işte. Bayan Şarmış'ta Svara'yı hep yanlış anlamışım. Lütfen beni affedin. Çok büyük bir hata yapmışım ben. Svara, ben sana ve annene hep küstahlık ettim. Şarmıştan'ın anneliğini hep sorguladım. Bugün sizden yürekten özür diliyorum. Ama şunu söylemek istiyorum Bayan Şarmışta. Tanrı herkese seninki gibi bir çocuk versin. Beni affedebilecek misin? Lütfen böyle söylemeyin. Ama bu senin yaptığın balıkları yiyeceğimi göstermez. Anne. Ben... gideyim. Kendine dikkat et. Sen de dikkat et anne. Svara, bugün oğlumun masum olduğunu kanıtlayabilecek misin peki? Çok az zamanın var. Birkaç saat sonra sabah olacak çünkü.